Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette 1 TL'ye, 5 TL'ye, 3 TL'ye böyle abuk subuk fiyatları iddialı oyunlar satan bir web sitesi üzerinden alışveriş yapacağız. Bu arada arkadaşlar, bu içerik bize mail olarak geldi. Bir arkadaşımızdan, onun üstüne bize de enteresan geldi, bu içeriği çekmeye karar verdik. Sitenin adresini kapatacağız çünkü bu sitenin konuyla hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası sahibinden gibi böyle farklı farklı insanların ilan açtığı bir web sitesi. Şimdi gelin isterseniz hiç uzatmadan web sitesine doğru geçelim. Evet, sitemize girdik. Böyle bir web sitesi. Şuradan bir ilanlara girelim. Battlefield 1 7 TL. Allah Allah. Bunu bir fiyata göre yapalım. Bunlar takas takas takas. Battlefield 4 diyor. 1 TL diyor. Dursun bakalım bir orada. O ara aşamaları göstermedim size arkadaşlar. Hani siteyle ilgili bir sıkıntı olmasın diye. Şimdi 1 TL'lik GTA 5'i ben satın aldım. Merhaba, senin Grand Theft Auto'yu satın aldım dedim. Ne zaman teslim olur dedim. Arkadaş satışı iptal etti arkadaşlar. Muhtemelen isimle ilgili olabilir. Başka bir şey olabilir. Şimdi devam edelim bakalım başka neler var. Tabi iptal etmesi zaten 1 TL'ye GTA 5 olmaz. Şimdi ben şeyi aramak istiyorum. Mount & Blade Bannerlord'u aramak istiyorum. Oo, burada bir sürü site çıktı. Bir dakika, satın alma işlemi yapayım, hemen döneceğim. 11 TL'ydi fiyatı. Satın aldım arkadaşlar. Burada da bir diyalog gerçekleşti. Siz buraları tabii blurlu görüyorsunuz maalesef arkadaşlar. Fakat şöyle özetleyeyim ben size. Ben dedim merhaba, ne zaman teslim olur falan filan. 2 dakika içerisinde dedi. Sonra bana şöyle tıklanmayan just paste bir tane link verdi. Bir kullanıcı adı ve şifre geldi arkadaşlar. Ben bunu arkadaşa sormuştum. Bu bir Steam hesabı mı diye. Birinin Steam hesabına gireceğiz herhalde. Durun bakalım, onu da yapalım. Şu anda girişi yaptım. Allah, birinin hacklenmiş hesabı bu arkadaşlar. Burada farklı farklı bir sürü oyun da var. CSGO var, Forest var. Kamil PC şu anda bilgisayar oyununa indiriyor. Aa, burada bir yayınla var. Birinin oyununa gireceğiz herhalde şimdi. Tövbe estağfurullah. Acaba bu şeyin bir tane Steam hesabı alıyorlar, herkes onu mu satıyorlar acaba? Ne oluyor lan? Attı mı? Aa, yine geldi. Ben mouse oynatmıyorum. Şu an ekranda mouse oynuyor. Hacklenmeyelim sakın. Ya bu ekrandan başka bir şey gelmiyor şu anda. Yani arkadaşlar, anlayacağınız üzere birinin Steam hesabına girdik şu anda. Ben meseleyi de daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani aslında anlamış olduk. Burada ya yeter, değiştirmeyin şunu. Muhtemelen arkadaş da eklene ya da başka bir durum mu, onu bilemiyorum. Fakat ben bu Steam hesabından çıkıyorum. Zaten şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bu arkadaş, evet arkadaşlar, neden bu kadar ucuz? Çünkü garantisi yok diyor. Hesap bilgileri değişmez diyor. Offline mode'da oynayın diyor. Şifre değişmez diyor. DJ Moki garanti yok diyor. Oyunun kapatılmasıyla alakası yok. Belki 2 sene de kullanabilirsiniz diyor. Kendisi de bilmiyor. Ya bu kesinlikle doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Bence başka oyun. Bunlara bakalım biraz da. Bu neymiş ya? Ben şunu da alacağım. Ha, bu da orijin hesabı olarak verilir diyor. Hesabının e-postası ve şifresi değişmez diyor. Muhtemelen aynı şey arkadaşlar. Durun bakalım, bunu da alalım. Ben şeyi merak ediyorum. Hani biri bir Steam key verse içim rahatlayacak. Ama bu da gidip de bana böyle bir tane link verirse kesinlikle olayla muhatap olmayacağım. Şimdi bir ekran kaydı arkadaşlar. Çünkü bir tane de FIFA 20 buldum. Ebu Bekir adlı arkadaştan satın aldım. O oyunda teslim edilmedi. Daha sonra mail geldi bana. O dedi o oyun satıldı. Muhtemelen bu da diğer az önceki izlediğimiz şeyin aynısıydı. Şimdi bu arkadaşa yazdık, ne zaman teslim olur diye. Herhangi bir gelişme yok. Şuradan bakmaya bir devam edelim. Allah, birileri bu hesaba sürekli girip çıkıyor, az önce aldığımız Bannerlord hesabına. Ben çıkayım ya oradan. Bir FIFA 20 daha buldum. Bu da aynı sistem arkadaşlar. Az önce Bannerlord'da gördüğümüz olay, aldıktan 30 dakika sonra bize teslim ediliyor. Ömür boyu garanti veriyor. Offline modda sınırsız erişim diyor. Alan kişi şartları kabul etmiş sayılır diyor ve hesap legal yollarla elde edilir diyor. Neye istinaden bu kısmını bilmiyoruz. Ama anlaşıldı ya bunun olayı. Hepsi Bannerlord gibi yapıyor. Battlefield 1'den de haber yok. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir Battlefield 1 aldık. Bu arkadaşı aradık, hatta satın aldıktan sonra 2 TL'lik. Bize cevap vermedi kendisi. Sonra WhatsApp'tan mesaj attık. Sonra da bizi engelledi. Bir diğeri şu FIFA 20'ydi. Bunu almadım arkadaşlar. Çünkü az önceki yaşadığımız muhabbetin aynısını yaşayacağız. Başkalarının hesaplarına girip oralarda iz bırakmak istemiyorum. Artı insanları da oyun sırasında rahatsız etmek istemiyorum. Bana soracak olursanız Bannerlord'da yaşadığımız deneyim, bu ilanlarda siteyle alakası yok. Kişilerin açtığı bu ilanlarda mantıksız fiyata satılan oyunların aslında koca bir balon olduğunu bize göstermiş oldu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman söylüyoruz. Bir ürünün fiyatı size mantıksız geliyorsa orada bir sıkıntı vardır. Biraz önce gördünüz zaten, başkasının oyununa girdik. Mouse'umuz oynuyordu falan filan. Hesaba giren çıkan belli değil. Bu nedenle size tavsiyemiz, bu tarz sitelerde verilen ilanlar yerine yine aynı sitelerde yer alan veya başka platformun kendisine yer alan orijinal
orijinal yerlerden satın alma işlerinizi gerçekleştirmeniz yönünde olur. Zaten hiçbirinde online oyuna da giremiyorsunuz. Böylece arkadaşlar artık bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte mantıksız fiyata satılan oyunları satın aldık. Toplamda 17-18 lira gibi para harcadık. Eğer elinize gelen Bannerlord'u oyundan sayıyorsanız işte bir 6-7 lira gibi bir para bize kaçtı. Olsun, yapacak bir şey yok diyelim. Bizim de işimiz bu. Ya işimiz bu derken dolandırılmak değil de hani bunları test etmemiz lazım ya. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.